2016 yılındaki Güney Amerika yolculuğumu motosikletle yapmak istiyordum. Ancak Türkiye'den bir motosikleti oraya göndermek yerine Uruguay'da motosiklet satın alabileceğimi öğrendim ve İstanbul'dan 17 saatlik bir uçuşla Arjantin'e gittim. Buenos Aires'te havalimanından kolayca çıktım. Güvenlik kontrollerinde bir sıkıntı çıkmadı. Sonra para bozdurdum ve dışarı çıkıp otobüsü beklemek için durağı aramaya başladım. Ben ilk durak burasıdır diye tahmin ediyordum ama burada bir otobüs durağına doğru girmemi söylediler. Hemen havalimanının yanında bir yerdeyim. 8 numaralı otobüsü bekliyorum. Onunla birlikte Buenos Aires şehir merkezine ineceğim. Şu an duraktayım. Az önce bir tane tekrar otobüs geçti ama ben oraya gitmiyorum dedi, yanlış anlamadıysam. Şimdi bir sonraki 8 numaralı otobüsü bekliyorum. İnşallah bir sağ salim hostelimi bulacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Çocuklar da yok. Böyle sakin bir yer. Hava gayet güzel. Tişörtle dolaşmak için ideal bir hava var. Arjantin'den sevgiler. Buenos Aires'te yeterince tango izledikten sonra gemiyle Uruguay'a geçiyorum. Başkent Montevideo'da Çin malı bir motosiklet satın aldım. Yağını falan değiştirtip yola çıktım. Macera gerçek anlamda başlamıştı artık. Şansın da yardımıyla eski Uruguay Devlet Başkanı Pepe Muica'yı da görünce ülkede benim için yapılacak bir şey kalmamıştı. Batıdaki Colonia del Sacramento şehrine sürdüm ve kendisi de motorcu olan Arnaldo'nun evine misafir oldum. Hem bolca sohbet ettik hem de kıtaya dair birçok bilgi edindim ve sonrasında Arjantin sınır kapısına doğru sürmeye başladım. Motosiklet alımı ruhsatlı olsa da Arjantin'e girmek bayağı zor oldu. Evet, nefret ettiğimiz, daha doğrusu hiç sevmediğimiz Gualeguayçu'dan ayrılıyorum. Bu sefer kesinlikle kamp yapmaya karar verdim, bir aksilik çıkmazsa. Çünkü hostelde kalıyorum ve üşüyorum. Bari kamp yapayım. Şimdi küçük bir kahvaltı yaptım. Üstümü başımı giydim. Motoru dün bıraktığım yerden geri aldım. Yani iyi bakmışlar, bir sıkıntı yok. Olduğu gibi duruyordu motor. Şimdi yola çıkma zamanı. Görüşmek üzere. İlk kamp böylece bitti. Bu parkta kamp yaptım. Soğuk oldu gece. Haddinden fazla soğuk oldu. Şimdi ayrılma zamanı. Suyu açmadıkları için bulaşığımı yıkayamadım. Biraz ileride bir benzinlikte durup işlerimi halledeceğim. Geç bile kaldım. Bu sefer rotamda Corrientes var. Yine internetten tanıştığım birinin evinde konaklıyorum. Yola çıkacağım sabah motor minik arızalar verse de onları hallediyorum ve geç de olsa Paraguay yoluna düşüyorum. Hadi bakalım, inşallah bir sorun çıkmaz artık. Paraguay bugün için yalan oldu. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Yolu yarılamış oluruz. Zaten uzun bir yoldu. Böylece ikiye bölmüş olurum. Bir rezervasyon vardı, onu iptal ettim. Dilerim başka bir sorun çıkmayacak ve halledeceğiz. Okay. Paraguay sınırına yaklaştım. Sabahleyin motorda bazı teknik arızalar çıktı. Yoksa çok erken çıkacaktım. Belki de şimdi geçmiş olacaktım. Bilemeyiz. Onları hallettik. Öğlen çıkabildim yola. Ve çok küçük, yani çok kısa molalar vererek devam ettim. Şimdi sınıra bir 20 km uzaklıktayım. Devam edip karşıda bir konaklama bulmaya çalışacağım. 1-2 hostel baktım. Biraz yoruldum. Sabahleyin olan olaylarda moralim bozdu ama yılmadık, devam ediyoruz. Yolda görüşürüz. Evet, sınırı aşırı hızlı geçtim. Sanırım toplamda 5 dakika sürdü. Şimdi Asunción'a geçip konaklama için bir yer bulmaya çalışacağım. Burada birazcık harita saçmalıyor ama ben onu adam ederim diye düşünüyorum. Paraguay'a hoş geldiniz. Asunción'da gerçek manada yapılacak hiçbir şey yok. Uzun süre gezenler buraya az para harcamaya veya dinlenmeye geliyorlar. Ben yine de 2 gün ayırıyorum bu şehre ve sonrasında kimsenin gitmemi önermediği El Chaco bölgesine doğru ilerliyorum. Evet, acelemiz attı. Bekliyordum. Da bu kadar erken beklemiyordum. Geleceğiz. Devam edeceğiz. Bunlar hep ola gelen şeyler. Evet, şimdilik zincirimizi bir tamir ettik. Bunlar yolda olmanın gerektirdikleri. Bunlar da olmazsa dümdüz ilerlersek hiçbir anlamı kalmaz o zaman yolculuk yapmanın. Otobüse binelim, uçağa binelim daha iyi. Şimdilik bu kadar. El Chaco'dan, Paraguay'dan sevgiler. Zor oldu. Hello. Ama Philadelphia'ya geldik. Şimdi couchsurfing bulmaya çalışacağız. Oh, wow. Yolları biraz kötü olsa da hayatımda yediğim en lezzetli eti Philadelphia'da yiyorum. Şehirdeki motosiklet kulübünün misafiri olup motora bakım da yapıyorum. Artık Bolivya'ya gitme vakti. Bolivya'ya girmeden önce son benzinlikteyim. Depoyu fullledik. Bir sonraki benzinliğe bakıyorum. Tam 350 kilometre var. Bence gider. 5 saatte gelmişler oradan. Haritada 5 saatte gideceğim diyor zaten. Hayırlısı olsun bakalım. Hava çok ısınmaya başladı. Bugün 38 dereceleri falan görecekmiş. Ben yine de 1-2 litre sanırım yedek benzin alacağım yanıma. Öyle devam edeceğim. Garanti olsun. Şimdilik bir sıkıntı yok. Daha saat sabah 9. Erken çıktım yola, iyi oldu. Akşama varırım diye düşünüyorum. Paraguay'dan veda bu sesi. El Chaco'nun doğru düzgün yolu olmayan 100 kilometrelik zorlu kısmını ancak 3 saatte geçebiliyorum. Evet. Az önce bir kamyon geldi ve yolları suladı. Şimdi her yer mükemmel kaygan oldu. Motorun da lastiklerini görebilirsiniz. Şimdi nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Toprakta iyi gidiyordum ama bu kamyon burayı sanırım toz olmasın diye suladı. Ama benim için hiç iyi bir şey yapmadı. Bolivya sınırına doğru gidiyorum. Bozuk yollar bitti. Şimdi asfalt üzerine gidiyorum. Hava 40 derece. Şöyle bir yoldayız işte. Bomboş. Ve bisküvi ile öğle yemeği yiyorum. Sanırım bir 15 dakikadır buradayım ve hiç araba geçmedi. El Chaco böyle bir yermiş demek ki. Şimdi sınırı inşallah kısa süre geçeceğiz. Ve Bolivya'da ilk yerleşim yeri olan Villamontes veya Villamontes'de bir herhalde dağ köyü demek. Bir konaklama ayarlamaya çalışacağım. Evet. Bolivya'ya girdik ve 15 kilometre geldim. Yol iyi gidiyordu. Eldivenlerimi falan takmamıştım çünkü çok sıcak. Pasaport çıkart, kimlik çıkart, onu çıkart, bunu çıkart. Zor oluyordu. Şehre kadar giderim zannettim ama yol bozuldu. Ben de artık güvenliğimi alayım dedim. Mıcır'da süreceğiz. Saat 4 olmuş. 6.30'larda falan hava kararıyor. 50 kilometrem var. 1,5 saatte falan yapsam 5,5. Konaklama işini halletsem 6. Yani bugün inşallah yetiştireceğiz bunları. Çok uzun, çok yorucu bir gün olmaya başladı artık. Yorulsam da şehre varabiliyorum. Ancak sonraki günlerde daha zorlu yollarla karşılaşıyorum. Olmadık bir yerde lastik patlıyor. Nedense buradan hiç araba geçmiyor. 3 saati geçti. Saat öğlen vakti oldu. Hava aşırı ısındı. 4,5 saati devirdik. Aslında iki şehir arasındaki ana yoldan ilerliyordum. Ama yardım edecek birini bulamayınca şehre yürüyorum ve sonrasında motorda patlak lastikle sürüyorum. Los Blancos'tan çıkınca uzun süre offroad sürüşü yapıyorum. Tariha'ya varıp dinleniyorum. Sonrasında yine yollar. Evet, şimdi Tariha'dan çıktık ama Tupiza'ya giderken rakım çok yükseldi. Bulutların içinden geçiyoruz sanırım. Buna sis diyemem çünkü 4000 rakımlara çıktık. Burası bulut artık. Çok güzel bir yol var ama ben çok temkinli gidiyorum. İnşallah bugün sorunsuz bir şekilde varmak istediğim yere varacağım. Üşenip yağmurluğu giymediğimden güzelce ıslanıyorum. Ardından sıcak yerlerden geçip kuruyorum ve Tupiza'ya varıyorum. Burada Alejo ile tanışıyorum. Arjantinli bir motorcu. Hem de 200 cc Çin malı bir motor sürüyor benim gibi. Beraber yol yapmaya karar veriyoruz. Uzun kilometreler sürüp Tuz Gölü'nün olduğu Uyune'ye varıyoruz. Tuz Gölü bizim için güzel bir eğlence oluyor. Bugün Uyunu'daki Tuz Gölü'nü görmeye gittik. Çok eğlenceli bir yerde. Yarın Uyunu'dan ayrılıp Oruro'ya doğru devam edeceğiz. 300 küsür kilometre yolumuz var. O yüzden birazcık erken kalkmayı planlıyoruz. Oradan da La Paz'a geçeceğiz, başkente. Rotamız şimdilik bu şekilde. Bugün eğlenceli olduğu kadar güneş ve rakım sebebiyle yorucuydu da. Yani aslında her gün yorucu geçiyor çünkü rakım çok fazla ve konforsuz motorlar, yani motorun da bizi yorduğunu düşünürsek gün sonunda birazcık insanın tabiri caizse haşata çıkmış oluyor. Şimdi yine bir benzin alma macerasıyla uğraşıyoruz. Halledebilirsek çantalarımızı akşamdan hazırlayıp yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Dün sıkıcı bir yoldan gelip 320 km kadar sürüp Oruro'ya vardık. Oruro'da benim daha önceden internetten buldum. Birisi bizi ağırlayacaktı. Sağ olsun kapılarını açtı bize. Fakat Oruro bayağı yokuş yolları olan bir yer. Yer yer motorları stop ettirdik. Gücü yetmiyor bunların. Bir de yani bizi evinde ağırlayan arkadaş, eyvallah, Allah razı olsun tabi de, yani bir insan bu kadar mı kirli olur? Çöp evde yaşar. Yani bir an önce La Paz'a varıp duş almak istiyoruz. Bu da bir tecrübeydi. Koşa koşa uzaklaşacağız anlaşılan. Alejo ile sürmeye başladıktan sonra yaptığımız rota bu şekilde. La Paz'a gelme sebebimiz de ölüm yoluna gitmek. ölüm yoluna da girdikten sonra Peru'ya geçmek üzere Copacabana kasabasına ilerliyoruz. Bu noktada bir tekne geçişi var. Sonrasında Copacabana'dan Peru'ya geçilebiliyor. La Paz'dan ayrılıp Copacabana diye bir yere geldik. Burada yol bitiyor. Burada bir göl var. Gölü karşıya geçmek için teknelere binmeniz gerekiyor. Şu teknelere. Şimdi Alejo onların fiyatını öğrenmeye çalışıyor. 150 kilometre kadar bir yolumuz vardı. 110'unu geldik ama şansımıza yağmur, çamur, yol yapım çalışmaları vesaire derken yol bayağı uzadı. Bir de bir yerde ben çamurda biraz düştüm. Bir şey olmadı Allah'tan da. Küçük bir düştük. Vitesi yaptık, topladık falan. Şimdi inşallah buradan karşıya geçip Copacabana'ya süreceğiz. Yarın da oradan Peru'ya girmeyi planlıyoruz. Şu taraftan geldik. Şurada bir yerde kaldıydık. Aha, bu yoldan geldik. Aha da sınır. Buradan geçeceğiz karşıya. Vaziyet budur. Kolay bir sınır geçişi oluyor. Ülkeye adapte olabilmek için Puno'da konaklasak da asıl hedefimiz Cusco. Çünkü oradan Machu Picchu'ya çıkacağız. Günaydınlar. Machu Picchu'ya motorla gitmektense otobüsle yani minibüsle gitmeye karar verdik. Çünkü giriş dönüş 60-65 TL gibi bir fiyatı var. Biz zaten en az o kadarını yakardık. Şuradan gidelim. Şimdi kalktık Alejo ile. 7.30'da otobüsümüz var. Ona binmek için erkenden yola çıktık. 2 akşamdır Couchsurfing'den bulduğum birinin evinde kalıyoruz. Yarın akşam döneceğiz. Yine orada kalacağız büyük ihtimalle. Dağlardan ilerleyen 200 küsür kilometrelik bu yol hep viraj dolu. Benim ısrarımla arabanın önünde oturuyoruz. Arkada oturanların hali ise çok fena. Evet, minibüsle 7 saatlik bir yolculuk yaptık ve Hidroelektrika denilen son durağa geldik. Buradan şu dağı aşmak gerekiyor. Bunun arkasından yürüyeceğiz. 2 saatlik bir yürüyüş var. Minibüs buraya kadar getiriyordu. Çünkü burası demir yolu. Buradan trene binmek için de para verebilirsiniz. Yani parayla trenle de gidebilirsiniz. Şimdi biz yürüyüş yapıp karşı taraftaki Aguas Calientes isimli yerde konaklayacağız ve yarın sabah erken bir saatte Machu Picchu'ya tırmanmaya başlayacağız. Şimdilik enerjimiz yüksek çünkü motor sürseydik çok yorulurduk. Böyle aşırı kolay oldu. Evet, trenlerden biri bu. 8-9 kilometre yürüdük ve Aguas Calientes denilen yere geldik. Şöyle bir manzarası var. Saat sabah 4.30. 4'te uyanıp bir şeyler atıştırdık. Ve şimdi Machu Picchu'ya tırmanmak için yola çıktık. Pek bir şey gözükmüyor karanlıktan ama şu anda sakin ortalık. Girişteki köprüye geldik. Saat 5'te kapı açılıyormuş. Birazcık bekledik. Ufak bir bilet kontrolü oldu ve şimdi köprüden geçtik. Tırmanmaya başlıyoruz. Bizim gibi tırmanan bir sürü insan var tabii ki. Arkamızda da bayağı var. Alejo ile beraber çıkacağız inşallah. Bakalım ne olacak. Finish please. Bir saate kadar hava açacak zaten. ...5 dakikalık bir tırmanışın ardından... ...şimdi bilet gişesine geldim. İşte lama hayvanını yakından izliyoruz. Hadi boludo. Taking video. Lama selfie. Yeah, lama video this time. Machu Picchu'yu gördüğümüze göre artık dağlardan sahile inme zamanı. Ben aslında hep dağlardan giderim diyordum ama Alejo'nun ısrarlarına dayanamıyorum. Dağdan inmek demek hem havanın ısınması hem de bolca viraj demek. Bu yol birçok dağdan geçtiği için gün içinde defalarca tırmanıp iniş yapıyoruz. Sahildeki ilk şehir çizgileriyle ünlü olan Nazca. Sonrasında da çölün ortasındaki şehre gidiyoruz. Buraya kadar gelmişken de bagilerle çöl turuna çıkmazsak olmaz. Kuzeye doğru bomboş çöllerden geçiyor otoyol. Sürücülere aman dikkat. Artık hazırız. Peru sınırına yakın olan Mancora'ya gideceğiz ve bugün bizi orada bir sürpriz bekliyor. Yolda görüşürüz. İşte bu ya. Süper buluşma. Tam zamanında. Tam zamanında. Namık abiyle 2-3 gün takıldıktan sonra bizim için Ekvator vakti. Burası Peru. Burası da Ekvator. Görüşmek üzere. Ekvator'daki ilk günümüzde yaklaşık bir aydır beraber sürdüğüm Alejo ile rota tercihlerimiz uyuşmadığından ayrılıyoruz. Benim Ekvator rotam dağlardan geçiyor. Banyos'taki salıncağı, Quito'daki Ekvator çizgilerini görüp Kolombiya'ya çıkmayı hedefliyorum. Dün Peru'dan çıkarken Namık abiyle vedalaştık. Ekvator'a hızlı bir giriş yaptık Alejo ile birlikte. Sonra o sahilden devam etmek istedi. Bense yolun en kısa haliyle devam etmek istedim rotama ve yolumuzu ayırdık bir yerden sonra. 3 haftadır beraber sürüyorduk. Güzel bir tecrübeydi. Şimdi herkes macerasına kaldığı yerden devam edecek. Bugün şu salıncağın olduğu Banyos'a varmaya çalışacağım. Oradan da Quito'ya giderim herhalde. Bakalım neler olacak. Önce Banyos'taki salıncaklarda sallanıyorum. Sonra da güzel asfalt yollardan başkente sürüyorum. Kuzey Yarımküre'deyim. Bir bakmışsın Güney Yarımküre'deyim. Ülkeden çıkmadan önce Ibarra isimdeki şehirde muazzam bir kamp alanında konaklıyorum ve ertesi gün Kolombiya'ya geçiyorum. Kolombiya başlangıçta tamamen dağ yollarından ibaret. Kuzeye doğru gidip Popayan'da güzel bir kamp alanı daha buluyorum. Bu ülkedeki rotamsa bu şekilde. Popayan'dan sonra da kuzeye çıkıp Medellin'e kadar varacağım. Sonrasında amacım başkent Bogota'ya uğramadan alternatif bir rota takip edip tekrar aynı sınır kapısından Ekvator'a girmek. 2 gündür kamp yapıyorum. Şuradaydım. Şimdi kuzeye doğru bugün bir 300 km gitmeye çalışacağım ama yolun durumunu bilmiyorum. Havada yağışlı. Bakalım neler olacak. 2 gece konakladığım kamp alanım. Şimdi Medellin'e doğru gidiyorum. Mola verdim bir şeyler yiyeyim diye. Alejo mesaj atmış. 3 kilometre ötede o da durmuş. Sabahtan beri diyorum nerede yakalayacağım diye. Restorandaymış. Gideyim beraber yemek yiyelim bari. Gracias hermano. Oh, finish. Bir şekilde Alejo ile beraber sürmeye başlıyoruz tekrar. Hedef Medellin. Yol üzerinde Alejo ile buluşup Medellin'e kadar beraber gelmiştik. Aslında gündüz vakti gelmiştik ama fazla şehri gezemedik dinlenmekten ilk gün. İkinci gün motorlarla uğraştık. Üçüncü gün de biraz şehri gezelim dedik. 3-5 yer gördük. Çok can alıcı bir şey görmedik açıkçası. Akşamleyin falan dışarıda çıkmadık. Genelde yemeğimizi falan pişirdik, yedik. Güzel gün oldu. Güzel sohbet ettik. Özlemişim Kerata'yı. Şimdi o Cartagena'ya doğru devam etti. Daha kuzeye çıkacak. Ben de oraya gitmeyi düşünüyordum. Ancak hem yolu kötü hem yani kötü dediğim çok dağlık. Hem de artık benim dönmem lazım. Takvimim sıkışmaya başladı. O yüzden şimdi ben burada Medellin'de bu civarda birkaç bir şey görüp artık güneye doğru hızlıca inmeye başlayacağım. Bir hostelde kaldık geceliği 25 TL'ye 3 gün boyunca. Şimdi hazırlandım, yol çıkmaya hazırım. Bir aksilik olmazsa bugün kısa bir mesafe süreceğim ve hedefime ulaşacağım inşallah. Medellin'e çok uzak olmayan Guatepe'yi görmeye gidiyorum. Bu koca kayanın en tepesine çıkmak için 740 basamak tırmanmak gerekiyor. ...650. 10 dakika kadar olmuş. Artık tek akşamlık konaklamalar ile güneye doğru sürüşe geçiyorum. Hostel fiyatları uygun olduğundan kamp yapmıyorum. Saate bakmak için telefonuma uzandım ve telefonum açılmadı. Neden açılmadığını anlayamadım. Şarjı bitmiştir herhalde deyip şarja taktım falan. Telefon uzun bir süre açılmadı. Sonra bir ara açtım. Sonra dondu. Sonra kapandı ve tekrar açılmadı. Telefonum durduk yere yani bozuldu. Artık telefonsuzum. Bakalım neler olacak. Yapacak bir şey yok. Sınıra giden bir tek yol var. Kaybolma ihtimalim o yüzden yok. Ekvator'da da güzel bir kamp alanı biliyorum. Ben orayı haritasız bulabilirim. Kolombiya'dan çıkmadan önceki son akşam telefonum kendi kendini artık ne sebeple olduğunu bilmiyorum kapatmış. Son 10-15 günlük fotoğraflarım gitti. Haritalar gitti. O çok kötü oldu. Haritadaki bir sürü kayıtlı yer vardı. Onlar gitti. Şimdi Ekvador'da kamp yaptığım yere gelmiştim. Yine oradaydım. Telefonu bir şekilde kurtardım ama verileri alamadım. Yola çıkacağım artık. Yapacak bir şey yok. Giden gitti. Kalan sahalar bizimdir diyelim. En azından artık telefon çalışıyor. Haritaya bakabileceğim. Bakalım bugün ne kadar yol yapacağız. Bamba'da konakladım dün akşam. Bir otel bulup mecbur başka yer bulamadım. Burada kaldım. Çok pahalı değildi. 10 dolar verdim. Karnım çok aç. Kahvaltı yapıp yola çıkmam lazım. Yağmur yağmazsa yol yapacağız inşallah. İnşallah da yağmayacak ama ben yağmurlukları hazırda tutacağım. Yağmur yağmıyor ama sisli dağlardan geçerken yağmurluk olmasa çok üşürdüm. Ve yine ıslanırdım. Günü başka bir otelde sonlandırıyorum. Sanırım Peru'ya geçeceğim bir aksi çıkmazsa. Sınıra 150 km mesafedeyim. Otelin manzarası şöyle bir şeydi. Çok sis var. Hadi bakalım. Son 150 km artık o kadar sisli ve soğuk değil. Virajlar ise tadından yenmiyor. Ekvator çıkışına geldim. Çantamızı kilitleyelim ve işlemlere başlayalım. Ekvator'dan çıktık. Burası gümrük işlemlerinin yapıldığı migration. Burası da aduana dedikleri araç işlemlerinin yapıldığı. Oradan çıkış damgasını yedik. Buradan da izin belgemizi geri teslim ettik. Bu kadar. Çıkış çok kolay. Peru'ya girmek de çok kolay oluyor. Ve neredeyse tamamını kuzeye çıkarken sürdüğüm yoldan aşağı güneye iniyorum. Çöller, okyanus ve tehlikeli sürücüler. sürmediğim yerlerin kıtada en çok keyif alarak süreceğim yollar olacağını kim bilebilirdi? Pasifik Okyanusu manzarasını zihnime kazdıktan sonra sınır geçişine kadar durmuyorum. Çok güzel bir yermiş be. Manzara harika. Evet. Kaldığım hostel burası. Peru'daki diliyorum son konaklamam olacak. Temiz bir odaydı. İnternet her ne kadar odaya kadar sinyal vermese de. Şimdi Şili sınırına gidiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Şili en zorlu sınır geçişi oluyor ama Allah'tan geri çevirmiyorlar. İşlemleri sonunda tamamladı. Şili'de. İlk konaklamamı 2K isimli şehirde yapıyorum ve diş ağrılarım burada başlıyor. Kıtanın en güneyine kadar gitmekten vazgeçmek üzereyim. Ülkeden ayrılınca sahil yolunu takip ediyorum ve Mejiones'e varıyorum. Bu şehirde diş ağrım çok artıyor ve artık Ushuaia'ya kadar zorlamaktan vazgeçiyorum. Mejiones, Şili'den selamlar. Buraya dün öğleden sonra vardım. Kamp yapmak için bir yer aradım ama orası kapalıydı. Sonra pazarlık yaparak bir hostelle anlaştım. Anlaştık mı dedim de 40 liraya kalabildim. En ucuz oydu. Akşam yemekten sonra diş ağrım çok arttı. Yani diş ağrısına alışık bir insanım ama bu çok değişik bir ağrıydı yani. Nasıl söyleyeyim? İlk defa hayatımda 2 ağrı kesici üst üste alıp uyumaya çalıştım. Bu iş böyle sürmeyecekti tabii. Sabahleyin kalkınca bir dişçi sordum. Diş hekimi. Buldum fakat birkaç saat sonra, 5 saat sonra gelecekmiş. Ben de Mejiones Devlet Hastanesi'ne geldim. Diş hekimi olup olmadığını sordum. Varmış. 2 tane genç diş hekimi var. Dedim benim bir sigortam vesaire yok. Bu işi nasıl yapacağız? Şu an morfini yemiş, röntgenimi çekilmiş. Bekliyorum. Sanırım diş içeriden çürümüş. Bugün fazla motor sürmem. Büyük ihtimalle. Bakalım. Dolgumu yapacak, ne yapacak, ne olacak. Allah'tan dişçiden korkmuyorum da öyle bir sıkıntım yok. Birazcık da İngilizce konuşuyorlar sağ olsunlar. Şimdilik durum bu. Tedavi için bekliyoruz. Elini de gördük. Güneye doğru birazcık yol almaya çalışalım bugün. İlerleyelim istiyorum artık. Bakalım nereye varabileceğim, ne kadar yol yapabileceğim. Antofagasta yakınlarında çölün ortasındaki eli görmeden de olmaz. Sonrasında hedefin başkent Santiago. Ancak çok geçmeden lastiğim patlıyor. Hiç olmayacak saçma sapan bir yerde lastiğim patladı. Yoldan geçen ilk kamyon yardım için duruyor ve bu boş yollardan beni kurtarıyor. Santiago'ya kadar motor kasada, ben ön koltukta gidiyoruz. Santiago bence kıtadaki en düzenli başkent. Sadece bir akşam kalıyorum ve deniz kenarındaki Valparaiso'ya gidiyorum. Bu şehirde her yerde grafiti görmek mümkün. Valparaiso'da benim Japonya gezimdeki tercihim olan YBR 125 ile seyahat eden Fatih ve Tuğçe ile tanışıyorum. Zaten internetten haberleşiyorduk. Birkaç gün boyunca beraber güneye doğru ana yollardan uzak kamp yaparak ilerliyoruz. Bu restoranda durup yemek yemeye karar vermiştik. Önce biraz ısrar edip indirim aldık. Sonra kahvemizi, çayımızı da içtik. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek yedik ayrıca. Şimdi yola çıkmadan önce amca elinde bir sürahi suyla geldi. Ardımızdan su dökecekmiş. Bu kadar olur yani. Türk dizilerinden görmüşler. Mükemmel bir anıyla ayrıldık. Ayrılınca Arjantin'e geçmek üzere rota belirleyecekken bir motorcunun tarif ettiği yoldan gidiyorum ve ülkeden ayrılmadan önce gemiyle bir gölden geçiyorum. Şimdi Şili'den çıkış işlemlerini yaptım ve uzun bir aradan sonra Arjantin'e girmeye çalışacağım. Bakalım Arjantin girişi aylar önce olduğu gibi zorlu mu? Yedi Göller bölgesindeki Bariloche'de birkaç gün dinleniyorum ve sonrasında Arjantin'i boydan boya geçip La Plata'ya, arkadaşım Alejo'nun evine o daha gelmeden önce varıyorum. O gelince de beraber maça falan gidiyoruz. merak edenler için Arjantin. İşte bunlar hep Arjantin. Foto, está sacando foto. No, me está grabando. Alejo ve sevgili ailesinden ayrıldıktan sonra başladığım nokta Buenos Aires'e varıyorum. Tam 100 gün sonra. Sen bana dün akşam konum attın ya, dedin ya şu hosteldeyim. Ben bir saat güldüm. Aa, burası benim Buenos Aires'e geldiğimde ilk kaldığım hostel. Öyle mi? Ve hikayesi var. Hey gidi Buenos Aires. Yolcu yolunda gerek. Sağlıcakla kal abi. İyi haberlerini bekliyorum. Görüşmek üzere. Namık abiyle bir akşam sohbet ediyoruz ve ben ertesi gün Brezilya yoluna düşüyorum. Arjantin-Brezilya sınırındaki Iguazu şelalelerini her iki ülkeden de ziyaret ediyorum. Brezilya rotam Kuritiba üzerinden Sao Paulo'ya uzanıyor. Brezilya'da yine yağmura yakalandık. Sao Paulo'da Gökdelen'de. Motorum da bir yıkanmış oldu böylece. Sonrasında yeni yıla girmek için sahilde bir kamp alanına gidiyorum. Geriye sadece Rio de Janeiro'ya ulaşmak kalıyor. Uruguay'da motosiklet satın alıp önce Arjantin'e, oradan da Paraguay'a geçtim. El Chaco bölgesi üzerinden de Bolivya'ya girdim. Alejo ile tanışıp Peru'ya devam ettik. Peru'yu beraber bitirip Ekvator'a girince ayrıldık. Medellin'e kadar çıkıp güneye inmeye başladım. Ekvator ve Peru'da genelde aynı yollar üzerinden sürüp Şili'ye vardım ve inebildiğim kadar güneye indim. Sonrasında Arjantin'i boydan boya geçip La Plata'da Alejo'ya misafir oldum. Iguazu şelalelerini gördükten sonra da Brezilya'daki hedefim Rio de Janeiro'da yolculuğumu tamamladım. Rio'da tanıştığım bir arkadaşıma motosikletimi hediye ediyorum ve Sao Paulo'ya otobüsle geçip uçakla Türkiye'ye dönüyorum. Tam 145 gün sonra. Yolda görüşürüz.